Herkese merhaba, ben Nurcan. Bugün Anahtar Türkçe YouTube sayfasındayım ve sizlere bu yaz tatilinde, bu yazın sıcak havalarda keyifle sıkılmadan okuyabileceğiniz tam 5 tane kitap göstereceğim. Hepsi birbirinden çok tatlı, güzel. Umarım seveceksinizdir. İsterseniz hemen başlayalım. Seçeceğim kitap Zeynep Sarra'dan Dün Bugün Yarın ve Sonsuza Kadar olacak. Dün Bugün Yarın ve Sonsuza Kadar'ın hemen kısaca konusundan bahsetmem gerekirse Elif adına çok fazla düzenli, disiplinli bir kızımız var ve onda bir erkek arkadaşı var, Okay diye. Fakat bu mantıkla bir arkadaşlık, yani tamamen mantığa dayalı. Ardından bir gün işte yıl dönümlerini falan kutlayacaklar. Elif pasta götürecek bir gökdelende işte asansöre biniyor. Fakat asansör birden kilitleniyor. Ne bileyim, böyle bozuluyor. Fakat böyle çıldırıyor, bağırıyor, çok sinirleniyor. Bağırıyor dediğim gibi. Bilmiyor ki arkasında bir adam, bir karakterimiz daha var. O da Eser. Eser ise böyle, ne bileyim, ya aslında kısaca Elif'le Eser'i okuyoruz biz bu kitapta. Ondan sonra artık olaylar başlıyor o asansörden sonra. Aşırı güzel bir kitaptı. Yani çok fazla çerezlik ve eğlenceliydi. Güzel dersler alacağınızı da düşünüyorum açıkçası. Hani böyle bir güzel bir mesajı da var tabii ki. Her kitapta olduğu gibi. Eser karakterini sevdim bu arada. Çünkü Eser karakteri gerçekten çok fazla, böyle nasıl desem, düşünceli, iyi birisiydi. Çok etkiliydim. Okurken çok eğleniyordum. Aynı zamanda komik birisiydi. Yani gerçekten eğlenceliydi. En gıcık olduğum karakter de tabii ki de Elif'in mantığı üzerinde birlikte olduğu erkek arkadaşı olan Okay'dı. Çok yalancı birisiydi, çok kötü birisiydi. Onu hiç sevmemiştim. Okurken çok fazla gıcık atmıştım. Fakat Eser'i okurken gerçekten çok fazla eğleneceğinizi düşünüyorum. Aynı zamanda Elif'in sonradan bu disiplinli halleri falan bozulmaya başlıyor ve Eser gibi olmaya başlıyor. Orası da çok güzeldi. Klasik okumayı seven arkadaşlarımıza bir de Stamaz Vargın'ın Olağanüstü Bir Gece adlı kitabını önermek istiyorum. Bir gece bir karakterimiz var ve bir karakterimiz aslında kendini bulmasını bize okuyoruz. Bence çok etkileyici ve çok ilginç bir konusu vardı. Sizlere de güzel şeyler katacağını düşünüyorum ama hani her şeyden önce size göstereceğim, önerdiğim kitapları falan hani bir şeylere katmak için de böyle gerçekten merak ettiğiniz ve zevkle okumanızı isterim ben açıkçası. Zaten zevkle okuduğunuzda elbette böyle kitaptan güzel şeyler alırsınız. Hani keşfediyor. Bilmiyorum, çok ilginç bir konusu vardı ve ben okurken çok eğlenmiştim. Yine psikoloji tarzında kitaplar yazıyor. Tam olarak psikolojiye girmez ama o tarz kitaplar yazıyor diyelim. Size sıkmayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda klasiğe başlama gibi bir isteğiniz varsa bu yazın bu kitapla da başlayabilirsiniz. Şimdi sizlere geçen günlerde bitirdiğim, maratonladığım bir kitabı göstermek istiyorum. Aşırı aşırı güzel bir kitap. Gil Kerela. Allah'ım, o kadar tatlı, o kadar şirin bir kitaptı ki anlatamam size. Çok çok güzeldi. Şimdi aslında ben bunu bir yorum videosu çekmek istiyorum kanalımda ama hemen size konusundan da bahsetmem gerekiyor tabii ki. Elle diye bir karakterimiz var. Ve Elle arkadaşlar, bildiğiniz üzere Cinderella uyarlaması zaten bu kitap. Elle arkadaşlar ana üvey anneannesi ve iki tane de üvey kız kardeşiyle birlikte yaşıyor. Fakat ailesi onun çok fazla kötü davranıyor. Sadece üvey kardeşlerinden birisi olan Kel onunla birazcık daha iyi davranıyor. Her neyse, onun bir blog üzeri var ve aynı zamanda çok çok fazla sevdiği, neredeyse hani hayran seviyesine kadar geldiği bir film var. Yani çok fazla bir filmi çok seviyor. O da Yıldız Alanı adında bir film. Zaten geek de arkadaşlar bir şeye hayran olmak, fan olmak anlamına geliyor. Filmimizde arkadaşlar Seminor karakteri değişiyor. Ve Derin Fremen adlı bir oyuncu geliyor. Derin Fremen de arkadaşlar babasının gölgesinde birazcık daha ilerleyen birisi diyelim. Birazcık böyle, ne bileyim, şımarık denmez aslında ama yani iyi bir karakter. Okuduğumuzda böyle yine de mutlu oluyoruz. Çok sinirleniyor oyuncu değişikliği olduğu için. Ve gidip blog hesabında arkadaşlar biliniz böyle kız içini döküyor. Ardından oyuncu görüyor. Derin Fremen'i görüyor. Bu arada artı olarak Ellen'in Semidor adında birisiyle de daha mesajlaştığını okuyoruz. Fakat bu Semidor arkadaşlar, Semidor lakaplı kişimiz ise Derin Fremen aslında. Fakat Elle bunu hiçbir şekilde bilmiyor. Aynı zamanda Derin Fremen de bu blog yazarının olduğunu bilmiyor. Kitap bu şekilde. Çok fazla detaya girersem muhtemelen kitaptan soruyabilirsiniz veya spoiler yedin diye ne bileyim kitabı alma isteğiniz falan gidebilir. O yüzden ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Burada keselim. Konusu bu şekilde. Ellen'in ve başına gelenleri okuyoruz. Aynı zamanda kitap Cinderella uyarlaması olduğu için sonlarda bir ayakkabı sahnesi vardı. Buzdan ayakkabı. Ve ben o sahneyi okuduğumda o kadar böyle mest olmuştum ki. Çünkü direkt Cinderella dediğimiz aklımıza o cam ayakkabı geliyor. Ve kitabı da orada okuduğum için, kitapta da bu olduğu için ve okuduğum için de kendimi hem mutlu hissettim hem de dedim ki tamam, bu kesinlikle bir Cinderella uyarlaması bir kitap. Yani Cinderella'yı tadı tadına bu kitapta okuyabiliyorsunuz. Çoğunuzun bildiğini tahmin ettiğim bir kitap göstereceğim. 4N1K. Büşra Yılmaz'dan. İsimlendir, filmindendir ya da kitaplarındandır tanıyorsunuzdur. Çünkü gerçekten çok popüler bir yazar kendisi. 5 kişilik bir arkadaş grubumuz var ve bunları okuyoruz. Yani bu yaşananları okuyoruz.
Bu şekilde bir kitaptı açıkçası. Çok eğlenceli, çok çerezlik bir kitaptı. Bu arada kitaptan hiç bahsetmedim çünkü. Hani açıkçası nasıl bahsedeceğimi bilmiyorum. Hani mesela Barış'tan falan gitsem spoiler olacak. Ali'den gitsem de spoiler olacak. Yani o yüzden yani bilmiyorum. Açıkçası Barış'ın ve Ali'nin atışmalarında okuyoruz. Yaprağı böyle, ne bileyim. Yaprağı böyle... Dur ne diyecektim? Yaprağı böyle paylaşıyoruz. O hazır, o karakterleri döküyoruz. Erkek, küfür, argo gibi böyle kelimelere falan. Böylece bu tarz şeylere karşıysanız bu kitabı sizlere önermem. Çünkü içerisinde oldukça argo kelimeler söz konusuydu. Bu son göstereceğim kitap ise Sophie Kinsella'dan Alışveriş Kolik ve Yıldız Arasında. Alışveriş Kolik Yıldız Arasında Sophie Kinsella'nın bir kitabı ve Sophie Kinsella arkadaşlar bu kitabı ile tanıdım. Aşırı güzel bir yazardı. Yani gerçekten çok sevdim ve diğer kitaplarını da mutlaka alıp okumak istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Şu kızımız. Ve alışveriş kolik hastalığına yakalanmış. Yani çok fazla alışveriş yapan birisi, para harcayan birisi ve bu durumdan kurtulmak için de bir kursa gidiyor. Aynı zamanda kızımızın arkadaşlar maceralarını okuyoruz, başına gelenleri okuyoruz. Ve yine aynı zamanda kızımız arkadaşlar iki tane hedefi var. Birincisi çok fazla ünlü olmak, popüler olmak. İkincisi de kırmızı halıda yürümek, ünlülerle tanışmak, stil danışmanlığı yapmak. Yani kendi markasını kurmak. Bu konulu bir kitaptı aslında. İçerisinde bu arada aşk, argo tarzı hiçbir şekilde şeyler yoktu. Çok akıcıydı. Her yaşın okuyabileceğini düşünüyorum. Yoğun bir şekildeydi. Umarım izlerken sıkılmamışsınızdır ve umarım önerilerimi falan beğenmişsinizdir. Hepsini yani şu an gösterdiğim tüm kitapları da açıkçası seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Anahtar Türkçe YouTube kanalına ve benim YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dediğim gibi. Hoşçakalın. Görüşürüz.